Seneca diye bir filozof var. Buna Stoacı. Hakikaten ilginç şeyler var. Eğer bir insan zengin olduğu halde fakir gibi yaşayabiliyorsa bu büyük insandır diyor. Yani hatta Einstein biliyorsunuz diyor ki ben diyor zevk ve konfor peşinde koşmayı sığır çobanlarına mahsus kaba bir zevk olarak görürüm diyor. Yani burada sığır çobanını küçümsemek diye bir olay kimse alınmasın. Yani konfor dediğiniz süs, bu çocukların şey yaptığı. Ben diyor efendim hayatın önemli olan hakikat peşinde, insanlara hizmet peşinde koşmak konfordan, lüksten falan çok daha değerlidir. Biraz böyle ideallerimiz olmalı. Eşyaya takılıp kalmak için bunların şeyi yani biraz daha müstani olmak durumundayız değil mi? Çok böyle ihtiraslı değil de sade bir hayat. Efendim işte bunu bakın çok ilginç. Hatırda kalır diye hatırıma geldi, akılda kalır diye böyle tablolar. Şimdi Fatıma validemiz bakın sade hayat. Peygamber Efendimizin kızı ya ondan daha değerli. Efendim işte Hatice validemizdir, hepsi değerlidir ama Fatıma validemizin de özel bir konumu var değil mi? Peygamber kızı yahu. Şimdi bir gün bu Ebu Davud'da da geçiyor bu. Kerim Hocam da siz de hatırlarsınız. Efendim Hazreti Ali şeye diyor ki ya diyor bak sen diyor evi süpürmekten diyor üzerin toz oluyor. Su taşımaktan diyor omuzlarında şey var, nasır var. Değirmen çevirmekten elin nasır tutmuş. O zaman anamın da rahmetli bizim biliyorsunuz şeyler vardı. Tuz da şey yapılır. El değirmeni. El değirmeni vardır. Öyle koca taşlar o çevrilir. O zaman da böyle bir Fatıma validemiz efendim bu değirmen çevirmekten elleri nasır tutmuş. O su da evde musluk yok ki o zaman. Kuyulardan gidip su getiriliyor. O da nasıl oluyor? Biliyorsunuz bu Afrika şeylerinde filan görüyoruz. Böyle bir sırık vardır. İki tarafında kova vardır. Omuzda taşınır. Öyle omuzda su taşımaktan da Fatıma validemizin nasır bağlamış şeyi. Evi süpürmekten demiş ki Fatıma demiş ya efendim Resulullah'a git de böyle bu esirler geldi. Bedir esirleri mi herhalde olabilir. Sana bir hizmetçi versin bak yoruluyorsun. Sonra Fatıma validemiz sıkılarak gitmiş ama söyleyememiş şeyinden, mahcubiyetinden. Sonra Hazreti Ali efendim gitmiş. Ya Resulallah demiş bak kızın böyle böyle bir durumu var. Yani değirmen çevirmekten el değirmeni eli nasır bağladı. Omuzu da su taşımaktan nasır. Sen demiş bu şeylerden bu hizmetçi esirlerden bir hizmetçi versen de Fatıma biraz rahatlasa. Efendimiz de buyurmuş ki bak demiş burada ashab-ı soffe var fakir. Efendim, Bedir'in yetimleri var. Bedir'in yetimleri var. O şeyler onlara hizmet edecek. Tabii fidyesini veren azat oluruz. Esirlerin ayrı bir statüsü var. Oraya girmiyorum. Şimdi demiş bak ben size bir şey tavsiye edeyim. Bu hizmetçiden daha makbul olur. Akşam ize eveytümül firaş yatağa girdiğiniz zaman 33 defa Subhanallah deyin. 33 defa elhamdülillah deyin, 34 defa Allahu Ekber deyin. Bu sizin için hizmetçiden falan daha. Yani bunu niye anlattım? Bakın Fatıma validemiz gibi, efendim böyle cennetliklerin, hanımların süsü olan Fatıma validemiz bile öyle bir hayata razı olmuşlar değil mi? Sade hayat daima mutluluk sebebidir. Aile müşterek fedakarlıkla yürüyor. Karı koca el, gönül, güç ve iş birliği ile çocuklarına bakmalı ve ailenin yükünü buna göre paylaşılmalı. Erkek ne kadar ailenin geçimini sağlamak için dışarıda gayret ediyor, çeşitli şekillerde efendim işlerde çalışıyor, yoruluyor olsa bile kadının bir kere evde yaptığı işler çok büyük önem arz ediyor. Çocukların yetişmesi, efendim diğer işlerin görülmesi, ev işlerinin görülmesi ve bu arada erkeğine karşı olan sorumluluğun, yükümlülüğünü yerine getirmesin.
basit bir hadise değil. Hocam genelde bu bir iş olarak da görülmez. Öyle bir algı da vardır. İşte yani, o algıları yıkmamız evet, gerekiyor. Yani mesela, ciddi bir iştir ve bir iştir. Yani orada eğer yani, bu işler görülmezse kocanın bunu bir şekilde sağlaması gerekiyor aynı zamanda. Evet. Buyurun. Yani ne iş yapıyorsun? Ev hanımıyım. Ev hanımlığı bir iş değil gibi anlıyorlar değil mi? Evet. Bir iştir ev hizmeti. Hatta bugünkü iş ortamında hanımlar daha çeşitli sektörlerde çalışıyor. Ve tarım alanında kocasına yardımcı oluyor. Günlük iş hayatının verdiği yorgunluk, bitkinlikte eve döndüklerinde ev işleri devam ediyor. Mesela düşünün, Anadolu'yu düşününüz. Biz Karadenizliyiz. Hocam, orada görüyoruz yani, evde geliyor, yemek yapıyor. Ev işlerini görüyor, tekrar tarlaya gidiyor. Tarlada akşama kadar çalışıyor. Yani böyle bir, hatta bunu ben biraz nasıl değerlendiriyorum? Biraz merhamet yoksunluğu olarak görüyorum. Çünkü bu şekilde çalışan bir hanım erkeğin belki birkaç katı iş görmüş oluyor. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Ma nahale validun veledehu ahsene min edebin hasen. Bir anne baba çocuğuna güzel bir eğitim, ahlaktan daha güzel bir miras bırakmamıştır. Şimdi burada bakın, miras dedik. Selahattin Eyyubi gerçekten İdeal örnek bir komutandır. İftiharla bahsettiğimiz, efendim, şerefle bahsettiğimiz bir önderimizdir efendim. Şimdi bu vefat ettiği zaman cenazesini kaldıracak bile şeyi yokmuş. Serveti geriye ümmet için çalışmış. Hatta çocuklarına da fazla bir şey bırakamamış. Demişler ki, ya bu çocuklara da bir şey bırakmadın. Eğer ben onlara iyi bir eğitim, terbiye vermediysem bıraktığım malı da heder ederler. En güzel sermaye onlara güzel bir eğitim vermektir. Biz biliyoruz ki en önemli yatırım çocuklara yapılan yatırımdır, değil mi? Yani mal mülk bırakmaktan önce iyi bir eğitim vermek. Bu fevkalade önemli. Tabii hocam bunun ileride detaylarına da girecek. Mesela burada eğitim diyoruz değil mi? Yetiştirmek. Bu manevi, ahlaki eğitim var, bedeni eğitim. Bir sürü eğitim şeyleri var. Yani biz biraz işin maddi eğitime, para nasıl kazanılır, ileride efendim bir mesleği olsun filan bunları önemsiyoruz da bir de şey yönünden, ahlaki değerler açısından da onları yetiştirmek. Yani tamam, bir şimdi bakıyoruz, yabancı dil öğrensin tamam. Ama evvela ben diyorum ki Türkçeyi güzel konuşsun birinci, ondan sonra ana dili gibi konuşsun. Yani İngilizce öğrensin ama bir de diyorum ki İngilizce yaşamasın, Türkçe yaşasın, Müslümanca yaşasın. O iş icabı öğrensin ama herkes kendi kimliğini, yani manevi, ahlaki, milli terbiyeyi vermek lazım. Hocam şimdi, şunu sözünüze evet, parantez olarak söylüyorum. Hani şunu söyleyebiliriz, ya işte okullarımız var, bu eğitim orada verilmiyor mu? Evet. Bize daha ne sorumluluk vardır öyle şey diye yok. Bir soru akla gelirse. Evet, yani şimdi bu, bakın şöyle bir biraz espri olsun diye söyleyeyim. Efendim şimdi Karadenizli vefat ediyormuş efendim. Ve çocuklar demiş ya ölüyorum, bir Fatiha bir şey okuyun. Demişler peder bey sen bize Fatiha falan öğretmedin. Kemençe öğrettin. İstersen ölürken kemençe çalalım. Yani işin bu şey tarafı biraz efendim espri tarafı ama gerçekten yani üzülüyoruz. Şimdi sen bir şey vermediysen şimdi bu olur mu? Gerçekten duyuyoruz bazı şeyler. Yani babasının annesinin cenaze namazını kılmasını bilmeyen şeyler varmış. Böyle bir şey olur mu? Değil mi? Yani terbiye hocam aileden başlıyor. Aileden yani başlıyor. Bir de manevi ahlaki. Manevi değerleri aktarmak birinci vazife ailede. Evet, evet. Görev bu çok önemli. Bütün yatırım bakın. Şimdi bakın hatıralı şey akılda kalır olaylar. Şimdi ben şeyde bir Brüksel İslam Merkezi'nde çalışırken bir şey geldi. Hollanda'dan bir zat geldi. Bir oğlan Surinamlı birisiyle evlenmiş kızı. Üniversitede tanışmışlar. Annesi bir türlü razı olmuyormuş şeye. Gece gittik şeye. Hollanda hangi şehirdi bilmiyorum.
Şimdi annesi sen bir Surinam'la nasıl evlenirsin diye, ya ben buna diyor Yalova'da çeyizler hazırladım, dikiş makineleri aldım, daire aldım, bilmem ne yaptım. Şimdi kız diyor ki, ya anne diyor ben sana daire al, makine al falan demedim diyor. Sen bana bir anne şefkati, sevgisi bunu bekledim diyor. Sonra diyor neticede biz belli bir yaşa geldik. Bu Surinamlı, bu Müslümandır. Ahlakı temiz bir abi, bununla evleniyoruz. Yani illa sen niye bunda... Yani sen de bulamadığın şefkatı onda buldum. Onda buldum. Yani mesele sadece çeyiz hazırlamak, han hamam bırakmak değil, miras. Bakın hadis-i şerifi tekrar hatırlatalım. En güzel miras bir terbiyedir, eğitimdir değil mi? Bunun için bir şey esirgememek lazım.